Sinan hocam hangi hareket bu? Evet. Hocam ne demek? Zıplamak yani? Mı? Hocam. Abi, ben, evet. Kondisyonel. Çok hafif hocam. Çok hafif. Ha, tamam başlıyorum. Bravo, bravo. Tamam mı? Bir kere harika. Daha yapar mısın? Ya var ya onu. bu seneyi son 6-7 yıldır hocalık yapıyordum. Bu sene boş geçirince sağ olsun Demirsporlu kardeşlerim, arkadaşlarım. Abi Osman diye bir arkadaşımız var orada. Beni ikna etti. Hem spor olsun hem de amaç boş geçecek bir sezonu 2-3 aylık doldurayım dedim. Amaç bir tek spor olsun diye. Yani yetenek olarak değişen bir şey yok ama tabii kilo, yaş itibariyle gençler gibi olamayız. Ama elimizden geldiği kadar yeteneklerimizle bir şeyler hem onlara, gençlere bir şeyler göstermek açısından, bence hem onlar açısından hem de kendi spor anlamında bana faydası olacağını düşünerek böyle bir karar aldım. Arayanlar oldu, hatta onlara da onlar da oynamak istiyormuş. Çünkü onlar şu an yapamadılar, bu cesareti bulamadılar herhalde. Benimle beraber o cesaretlendiler. Hatta dedim lisans ve hüviyetle birer fotoğraf yollayın, size de çıkartalım dedim. Turan var, hatırlarsınız Turan Uzun, Beşiktaşlı. O aradı. Saffet Sancaklı. Öyle bir espriler oldu. Ben onlarla geçiyorum, gelin futbolcu seyredin diye. Yani çünkü neden? Onların bizim zamanımızdaki gençlerle şimdiki aramızdaki zaten olay, onlarda imkan çok ama o hırs yok. Aramızdaki fark bu, onu onlara göstereceğim. Ya benim öyle şeylerle işim hiçbir zaman olmadı ama benim hep futbol oynarken de standart. 20 ile 10 arası her sene sezonda Süper Lig'deyken öyleydi. Asist krallığım var biliyorsunuz. Benim özelliğim o. Bu kadar sansasyon olacağını da bilmiyordum. Amaç spordu. Ama burada bakıyorum tabii sanki çok büyük olay gibi gündeme düştü. Amacım tek spor yapmak. Çünkü boş oturmak sevmiyorum. Hareketli bir insanım hayatımda. Ya çok mutluyuz abi. Yani Faruk abi gibi bir değerle bir yerde aynı takımda buluşmak bizi çok mutlu etti. Burada Yalova futbol severleri de eskiyi hatırlayacaklar. Ben Faruk abinin ligimize çok renk katacağına inanıyorum. Özellikle Yalova futbolumuzun tekrar Türkiye gündemine böyle gelmesi bizi ayrıca mutlu etti. Çok mutluyuz. Peki nasıl ikna ettiniz? Vallahi zor oldu. Yani bu süreç 2 ay sürdü. Ben Faruk abinin her zaman bir takım bekliyordu. O 2 aylık ısrarımızı da tamam dedi. Ben dedi bu sene antrenörlük yapmayacağım. Söz dedi. Sezonumu da senin için kapatıyorum. Ve bize bu haberi verdi. Sevindirici haberi. Biz de çok mutlu olduk abi.